Merhabalar herkeslere. Bugün de Web of Shadows oynuyoruz. Fakir Spider-Man ikisi. Ben çok severim bu oyunu. Belki defalarca oynamışımdır. Bir de yayınını yapayım dedim. Açtım ben oyunu aşağıda. Mecburen bu oyun artık hiçbir yerde bulunmuyor. Ne fizikseli var, ne dijitali var. İmkansız bulmak haliyle korsanladık. Bir şeyler eklemişler. Öyle bir şeyler yazıyordu. Suitler falan. Ben değiştirmem ya da bakarız yani eğer şeyse. Bakacağız yani. Çok fazla yani ana hikayede olmayan bir şey olursa ben muhtemelen fark ederim zaten söylerim ama fark edemezsem de yorumlara yazarsınız. Abi bu yoktu, buna eklemiş elemanlar, repack falan. Moonlight Sonata'dan da güzel bir telif yeriz inşallah. Ve Fisk Tower'ın üzerinden atladık. Mary Jane'in sesleri. Bize bir gene bir laflar söylüyor. Dırdır ediyor. Bu da Wolverine sesi. Çok güzel bir Wolverine sesi bu arada. Bakalım şimdi oyunda da karşılaşacağız zaten. Bu da Black Cat sesi sanırım. Bu Black Cat sesi bu arada şey, Spectacular Spider-Man animasyonu izleyenler varsa oradaki abla seslendiriyor, ismini bilmiyorum. Bu da bayağı siyahi abi sesi, Luke Cage herhalde. Evet. Prelude. Birazcık mouse sensitivity'si fazla. Değiştiririm. FPS drop yaşıyorum ben şu an. Neden anlamadım. Şu an buradaki random zombi venomları döverek başlıyoruz. Evet. Swing'ler çok güzel ya. Birazcık alışmam gerekiyor. Of, helikopter çarptı bu arada. Diğer oyundan buna geçince. Bu arada bol bol şey yapacağım. Yeni Spider-Man 2 oyunundan spoilerlı muhabbet edeceğim. Şimdiden söylüyorum lütfen, sonra kimse ağlamasın. Zaten izlemeyen oynamayan da kalmamıştır diye tahmin ediyorum. Bütün YouTube bununla dolu. İçerik olarak Spider-Man 2 vesaire. Ben PlayStation 5'im yok. Ancak bir arkadaşımdan rica ettim, aldım. Oyunu da başka bir arkadaşımdan rica ettim. Toplama Spider-Man 2 oynadım. Platinledim. İçinden geçtim oyunun, bilmediğim şey kalmadı. Buradan sonra özellikle Web of Shadows oyununda şey yaparım. Spoilerlı biraz konuşuruz çünkü bayağı benzerlikler falan var. Ben şimdi unuttum bu oyunu, yıllar oldu. Ama oynadım yani, birkaç defa üst üste oynadığım oldu. Benzerlikleri falan filan konuşuruz. Biraz Spider-Man çizgi romanlarından bahsederiz, referanslarından. Biraz Venom lore'larından bahsederiz. Çünkü bu oyun tamamen Venom üzerine kurulu. Şu an bana hiçbir combat move falan göstermedi. Bu çünkü şu an yaşadığımız şey oyunun orta sonlarına doğru olan bir durum. Ve bütün move'larımız, bütün special move'larımız, işte duvarda dövüşmeler, işte Swing'deki Swing kick'ler falan, gerçi o default'ta da olabilir de var yani, her şeyimiz var. Ama ben şu an bilmediğim için random mouse 1 ile dövüyorum. O yüzden öyle bir şey olacak. Şimdi de duvarda döveceğiz. Şu kamera açısının değişmesi, duvardaki burada dövüşürken buranın biraz daha yer gibi gözükmesi falan, normalde zor bir şey olarak düşünür insan, ne bileyim yani. Bu oyunu çıkmadan önce deseler ki, hani demişlerdir illaki de, işte duvarda da savaşacağız, ulan dersin nasıl olacak? Eliminate simbiyot, bir tane simbiyot mu kaldı? Ama halbuki çok güzel de yedirmişler ve Spider-Man gerçekten böyle dövüşmeli gibi geliyor bana. Bu kadar kompleks işte, havada, karada, duvarda falan. Bence uygun. Taba basıp Spider Sense'imizi hedefliyoruz. Yalnız bana şey geliyor biraz, bu zor yani, normal hani focusing vardır başka oyunlarda da, işte PlayStation oyunlarında falan, ne bileyim L3'e basarsın ya da R3'e basarsın, seni kitler ya da kameranı düzeltir. Burada direkt düşmana odaklıyor. Bazı yerlerde çok işimize yarayacak, bazı yerlerde hiç şey olmayacak yani. Kötü gözükecek, bizi yoracak.
O yüzden ben şimdilik kapatıyorum. Luke Cage nerede diyor. İkinci bir randevu alanında olabilirler diyor. Bilmiyorum ki diyor. Peter biraz sinirli. Nerede olduklarını nasıl bilmezsiniz? Luke Cage ile Mary Jane Watson şu ekiptelerdi. Şimdi bir telsizden bir şey geldi. Hemen gidiyoruz onu kurtarmaya. Bak web strike yok. Bu arada ben FPS drop yiyorum. Bunun ben bir ayarını falan ayarlayacağım. Ama ilk önce bir checkpoint'e gelsin. Bir gir çık yapacağız. Yapacak bir şey yok. Beni biraz yoruyor. Hoppa. Biraz daha güzel yapışsak iyi. Kamera gidiyor ya. Kameraya alışmak biraz zor olacak. Mouse'u da şey yapmam lazım. Sensitivity'yi de. Bu oyun dünyada çok seviliyor arkadaşlar bu arada. Ben de çok severim bu oyunu ya. Her bütün günahlarına rağmen bayılıyorum bu oyuna. Çok Spider-Man bir oyun çünkü. Bir de Venom hikayesini çok severim ben. Genel olarak villain olarak da. Yani bir numaralı villain benim için Venom'dur. Spider-Man'in ne denir? Nemesis'i yani. Düzgün dur bakalım sen diyor. Bu sefer sen misin diyor. Bir daha kullanmayacağım diyor. Sen çoktan kullandın, hiç bana şey yapma diyor. Buradan da bir Black Cat geliyor sanki. Git ondan uzak dur diyor, kıskandı. Tabii ki Black Cat bu arada. Mary Jane'le. Kezo. Yapma etme diyor. Sadece gel benimle. Burada da bir simbiyotlar falan bize şu an atladı. Ve buradan itibaren oyunumuz başa dönecek sanırım. Birkaç gün önce falan. Bir hafta önce. Bir ay önce. Mary Jane. Peter. It started just like this. İşte böyle başladı. 4 gün önce. Canımızı dişimize taktık. Savaşıyorduk 4 gün önce. Parker. O sabah her şey değişti. Çünkü Venom geri gelmiş. Çok acıktım. İlk hostu Peter olduğu için simbiyot her zaman bir zaafı vardır. Peter'a o yüzden ne olursa olsun ona döner. Yalnız bu şekilde değil ve bunun hepsinin geçmesi gerekiyor normalde. Böyle yapmışlar ama güzel. Ve burada da belli ki zaten çok önceden kullanmışız ve kurtulmuşuz ki Venom doğmuş zaten. Ve tekrar kullanıyoruz. Mesela Spider-Man hikayelerinde çok sık karşılaştığımız bir şey değil. Simbiyot bir kere çıktı mı en fazla kostüm olarak giyer Peter. Hani normal şey değil. Nasıl diyeyim? Böyle simbiyot gibi giymez. Normal böyle kostüm mostüm gibi giyer. Arabayı da fırlattık kafasına. Gene araba fırlatacağız sana. Nerede ya bu? Bak şimdi mesela bu Spider Sense'i kullanıyorum. Da bekliyor öyle. Oo. Okay. Bayağı güzel dayak yedi bu arada. Sen benim parçamı aldın, ben de senin kızını alacağım diyor. MJ'yi alacağım diyor. Lan o geldi bize, hiç ağlama yani, biz almadık. Bayağı normal yürüyor yani bu. Niye böyle bilmiyorum. Ha, Mary Jane'e gidiyor. Ben de diyorum niye yürüyor bu.
Seninle konuşurken suratıma bak diyor. Hop, hemen değiştik. Hemen Venom da uçtu gitti. Sana bir doğum günü hediyesi almıştım diyor. İyi olacaksın. Hediyeme bayıldım. Bir de üzülüyor. Evet. Evet, kostümümüzü istediğimiz zaman böyle değiştirebiliyoruz şu andan itibaren. Giyince böyle bir pesimist, böyle bir eller meller açılıyor. Pençe gibi yapıyor, biraz daha eğik duruyor, sinirli. Ben de bol bol siyah kostümle oynayacağım zaten. Siyah kostümle oynamadığım vakitlerde unutabilirim. What? Konuşuyordum ya. Pardon, ambulans takip ediyormuşuz. Tamam, okey. Ben de diyorum ne oluyor? Tamam, hadi. Kostümü değiştirdiğim sürelerde belki unutmazsam eğer arkamdaki led ışığımı da değiştireceğim. Değişik bir konsept yapalım. Ama yapmayabilirim. Tişörtümü de giydim geldim. Bizim tarafımız belli. Bol bol siyah oynayacağız. Bütün seçimleri bile siyah Spider-Man seçimleri yapabiliriz. Ben seviyorum ya. Peter'ın sürekli iyilik timsali olarak anlatıldığı binlerce hikaye izledik, dinledik, okuduk. Seviyorum abi. Kötü olsun. Hakkıdır yani. Hatta bunun üstüne atlayabiliyorsak hiç şey yapmasın, bizi yormasın ya. Hop, hadi. Oh. Neyse, geldik hastaneye herhalde. Çok kötü swing atıyorum şu an. Üstüne atlayacağım diye yaptım ama yok yani, böyle oynamıyorum normalde. Görürüz bakalım. Olay çıktı. Herkes tek parça mı? İçeri götür onu. Şu manyakları bir durdur diyor. Hakikaten ya, bunu o mu söylemesi gerekiyor? Biz gerçekten dövmeliydik zaten. MJ was getting her arm in a cast, and I was feeling lousy for not being by her side. But if she knew I was ignoring what was going on in the streets, she would have kicked me back out the door. Eğer Mary Jane, dur, siyah olmadığımız için atamıyoruz. Mary Jane bilseydi bunları bırakacağım, işte ona gideceğimi, o zaman bana çok kızardı diyor. O yüzden döveyim diyor. Ama motivasyonun bu olmamalı bence ya. Hani bunlar kötü ya. Sıkıyorlar ya bir şeyler. Ortalığa terör estiriyorlar ya. O yüzden sırf Mary Jane bana kızmasın diye tak şeyi durdurmak acayipmiş. Şimdi bu oyunda bol bol çizgi roman da konuşacağız. Şeylerden de mümkün olduğunca bahsetmeye çalışacağım. Yazardır, çizerdir. O yüzden. Çünkü bu oyunun çizim, daha doğrusu yani Spider-Man'in tipini falan seviyorum. Mesela Ultimate Spider-Man'de o zaten bir çizgi romanın direkt uyarlaması olduğu için onun tipiydi. İşte Amazing Spider-Man oyunları da var. Belki onları da oynarız. Onlar bayağı kötü de. Orada da mesela filmdeki halleri, ama burada tamamen unik bir şey var. Yani böyle tamamen bu oyuna has bir stil var gibi gözüküyor olabilir. Bence öyle değil. Bu bana birebir Del Otto çizimi gibi geliyor bu oyun. Tamamen Peter'ın kostümü dahil. Bu Türkçe'ye de basılan bir seri vardı. Secret War. Wars değil bak, Secret War. Yani bütün bu aslında en güzel Avengers'ın, işte Spider-Man'in en güzel, bana kalırsa, şeylerinin olduğu, hikayelerinin olduğu dönemin başlangıcı. Ufacık anlatayım. Spoiler olacak. Çizgi roman spoiler. Artık o 2004 mü 2007 mi arkadaşlar, yani onun da spoilerını vereceğim tabii ki de. Bütün bu Avengers Disassembled hikayesine kadar olan süreçte, dur Luke'la bir konuşalım da. Find Luke Cage. Buralara ne getirdi seni? Bir arkadaşı görmeye gelmiştim diyor. Bunlar geldi sonra diyor. İyi yaptın diyor. Ne olacak ya diyor. Ben daha bütün gündür bunları arıyordum diyor. Bulursan benim yerime bir dövüver diyor. Sonra gel beni parkta bulursun diyor. Tamam, şimdi.
Bize yetenek ağacımız geldi. Ben az önceki hikayemi bitireyim hemen kısacık. Secret War'da dediğim gibi Avengers Disassembled hikayesiyle başlayan yeni New Avengers'ın aslında gerçek sebebi. Sadece bu mutant hikayesinden veya şeylerden dolayı olmuyor. New Avengers'ın kurulması diyeyim. Çünkü Nick Fury, Peter'ı, ondan sonra yani Spider-Man'i, Kaptan Amerika'yı, Wolverine'i, Black Widow'u olabilir. Sonra Quake diye bir kızı. Quake yeni bir kız bu arada. Böyle bir ekibi Kaptan Amerika'da var. Iron Man yok sanırım. Daredevil var. Aynen, Daredevil var. Luke Cage de var. Aynen. Böyle bir ekibi Nick Fury bir gizli göreve götürüyor. Latveria'ya. Latveria'da Morgana Le Fay var. O da hani Doktor Doom olmadığında orada bulunan, nasıl diyeyim, bir varis gibi bir şey. Doom'la bir akrabalığı var mı bilmiyorum. Sonrasında bunlar orada Tinkerer'ı buluyorlar, bilmem ne falan filan. Meğer olay şeymiş. Süper şeylerin, kötü adamların üstlerinde çok yüksek teknoloji şeyler var. Tinkerer'a yaptırıyorlarmış. Ve bu teknoloji Latveria'dan geliyormuş sanırım. Ve Amerika'da işte bunların takıldığı New York'ta, Manhattan'da neredeyse falan filan satılıyor. Bu ortaya çıkıyor, bilmem ne. Öyle bir hikaye. Gerisini de anlatmayayım. Güzel bir hikaye. Her neyse. Abi sonra şöyle oluyor. Bakalım crime var mı ya ilk önce. Sonrasında Nick Fury bunların hepsinin hafızasını siliyor. Ve bir anda Luke Cage'in kendi evine saldırıya uğramasıyla ve olay başlıyor, öyle diyeyim size. Sonra tabi diğer hero'lar da hafızaları silindiği için, atıyorum Daredevil rüyalar görüyor. İşte Peter anlık bir vision'lar görüyor falan filan. Sonra işte Matt'le ikisinin birlikte çatıda konuşurlarken, hani hiç yapmadığımız bir şeye dair bir şeyler hatırlıyorum. Sende de oluyor mu? Şeyde Matt Murdock da, yani Daredevil'de diyor ki evet, yani bende de oluyor, hayır olsun falan. Rüyalarımda sen de varsın diyor. Ondan sonra Luke Cage'i de bulmaya giderlerken Luke Cage saldırıya uğramış oluyor. Ondan sonra Luke Cage'i de baya kötü saldırma bu arada. Adamın bir de derisini merisini kesemedikleri için full entübe. Full. Yani adamın iç kanaması var. Derisini parçalayamıyorlar. Düşünün. Olay öyle. Ondan sonra meğer bu saldırganlar onun intikamını mı ne alıyor, öyle bir şeyler çıkıyordu şu an. Orasını hatırlayamadım. Çok güzel, çok harika bir çizgi romandır ve Gabriel'di sanırım adamcağızın adı, yanlış olmasın. Delotto ismi, soy ismiyle biliyorum ben genel olarak. Delotto'nun çizimleri aha da bu oyunun çizimleriyle birebir. Yani şu kostümün gözlerine kadar neredeyse birebir. Diğer karakterlerde çok hissetmiyorum. Onu da Spider-Man'in tasarımı kesinlikle oradan alınmış gibi geldi bana. Şimdi bu FPS drop düşürmek için, neyse bu bölüm böyle olsun ya. Portal'da da aynı şeyi yaptım. Yok yani çıkıp da giremeyeceğim şimdi. Birazcık oynayalım bakalım. Zaten bir yarım saatlik falan filan, gene yarım saat 40 dakikalık videolarımız. Sonrasında devam ederiz. Düzeltirim de şeyleri. Şimdilik çizgi roman konuşmak yeterli. Konuşalım. Teşekkürler. Bir dahakine iki kere düşünecekler. Ama bizim de baskıyı sürdürmemiz lazım diyor. Bunları bir anlat bakayım. Bunlar ne ayak? Bir sürü değişik tehlikeli aktivitede bulunuyorlar diyor. Söylemiyor da yani. Ne, uyuşturucu mu satıyor bunlar? Silah mı satıyor artık bilmiyorum. Opsiyonel çetebatlı gang war. Yani şunu, bu çetelere bir şey yapma konusunda bayağı uğraştın diyor. Ve bayağıdır da şeysin diyor. Aktifsin bu işte diyor. Birileri bunlara saygısız davrandı ve onlar da intikam almaya çalışıyor diyor. Bu çok saçma diyor. Bu hayattır dostum diyor. Ben Queens'in böyle ücra tatlı bir yerinde doğdum büyüdüm diyor. O yüzden sen benim dediğimi anlamazsın. Burası diyor siyahi mahallesi diyor. Zenci demiyorum. Zenci ofansif artık. Arada ağzımızdan şakasına kaçabilir. Siyahi mahallesinde olaylar böyle gitmez diyor.
They don't see any way out and no future beyond what they can carve out for themselves. Kendilerini çıkaracak bir şeyler arıyorlar ama bulamıyorlar. Peki bunların çözümü bütün şehri saldırı şey savaş alanına çevirmek mi yani diyor. Başka bir yol olduğunu göstermek için ben buradayım diyor. Tamam ben sana yardım ederim. Nasıl yapabilirsem sana yardımcı olmaya çalışayım diyor. Bu dışarıdakini bunların hepsinin dövülmesi lazım diyor. Okey. Sen de çok güzel şeyler var demiştin diyor. Bu numaralar var demiştin. Ne demek istedin diyor. Ha, süper bir savaşçı olabilirsin diyor. Ama bütün hislerini kullanman gerekiyor aslında diyor. Bende senden daha çok şey var diyor. Sense. İşte şey sezgi. Spider senslerim var benim diyor. Ha, tamam iyi be senin çok güzel hislerim var müthiş. O zaman bütün potansiyelini de kullan bunları. Ne demek istiyorsun tam olarak diyor. Sen daha bütün rakipleriniz onlar seni görmeden görebilirsin diyor. Tam da şu anda ihtiyacım olan yetenek bu aslında diyor. Neye ihtiyacım var diyor. Shooter'lar var diyor. Ben onları bu kadar hızlı indiremem diyor ama sen yapabilirsin sanki diyor. Sniper hissi olarak kullanabilirim örümcek hissimi. Aynen. Ve birden fazla olacaklar diyor. Tabii ki kabul ederiz. Hadi yapalım ya. Hadi gidip dövüşelim yani adamları, sniper'ları bir dövelim. Atlaya atlaya. Okey. Bu oyundaki bütün örümcekleri de asla bulamadım. Bu arada ben şu crime'ları falan hepsini yapacağım. Niye derseniz bu oyunda şöyle bir muhabbet var. Ana görevlerin açılması için böyle saçma sapan uyuz uyuz şeylere atıyorum. 1000 tane işte 500 tane gang member döv o zaman açılıyor falan. Buldukça yapalım ki... Üf, ona da giremeyeceğim şimdi. Zaten çok kolay dayak yiyorlar siyah kostümler. Evet, biraz şöyle doğrulayım ya. Evet geldik. Amerika bayrağının texture bayağı iyiymiş. Halbuki kostümü falan üstündeki şeyler çok güzel gözüküyor. Bunlar bayağı öteki şeyler biraz dandik gözüküyor nedense. Gene bir kötülük var da yani o kadar da kötülük yok gibi. Böyle bir arada bir oyun ya. Evet. Press and hold tapladık. Bütün şeyleri görmemizi sağlıyor Spider Sense'imiz. Maviler sivil. Kırmızılar tabii ki de düşman. Tamam. Seçtik. Tamam. Tamam. Vallahi direkt böyle hissettik yani hangisinin kötü iyi olduğunu. Bir de hissetmesek de kıyafetlere efsane. Şu aşağıdaki sağ aşağıdaki böyle hazır bekliyor ya. Böyle dayağı hazır bekliyor. Tamam. Böyle ha böyle de değiştiriyoruz mouse'la. Okey. İşte oradalar. Sanki çok fazla bir şey. Hepsinin üstü aynı be. Bakaraktan oha bunlar nasıl bildi benim burada olduğumu? Evet tamam. Yalnız bu şeyi değiştirmek lazım sanki mouse'la olmasını bu işin. Burada Spider Sense kullanmayı öğrettiği bir şey oldu. İyi durumda mısın diyor. Luke Cage'e teşekkür et diyor da sen de düzgün bir adama benzemiyorsun ağzını suratını kapatmışsın ya. Çocuğa baskın yapacaklarmış sözde. Bayağı dandik bir optional görev oldu. Spider Sense'i nasıl kullanacağımızı öğretmek için ama. Bir tane morlu olsaydı, dört turuncuyu dövseydik de onun elini mi sıkacaktık yani? O da gang member, o da gang member bana kalırsa. Bayağı yardımcı oldun. Evet, adamlar, hero'lar böyle yapar. Hadi bul bakalım diyor.
attack bashing ya da save 3 civilians. İkisini de yapabiliyoruz mu? İkisini de yapalım ya. Tamam git de döv diyor. Yani okumuyorum artık bunları. Sadece saçma sapan az önce bahsettiğim gibi 3-5 tane şeyleri döv görevi alıyoruz. Git de döv dedi resmen bu. Spider Sense'liye ilim tagları. Tamam. Ve 25 tane enemy. İşte bak şimdi tabladık. Tap 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 tap. Ha böyle şey yapacağız okey. Ve şimdi de turuncu dövüyoruz ya. What the yani what the fuck? Herkes kaçıyor ya inanılmaz. Spider Sense Tentax. Okey. Hadi bakalım. Tamam 5 kaldı. Dövmesem de olur da bunlar ne yapıyor? Arabanın üstünden atlayıp duruyor. Birazcık böyle hard mı girsek bunlara? Heh. Girin gidin lan. Adam iyi arabadan kaçıyorlarmış. Okey. Ya bu şehir insanlar random yürüyor ve yok oluyor ya yani bilmiyorum biraz ölü gibi ya bu şehir. Evet şu an bu oyunu böyle birazcık benden soğutan şeyi hatırladım. Bu şehrin şey olması. Bir de şunları falan yapmıyor olmam lazım ya. Yuh yani araba patladık. Adam öldü içindeki mesela. Yapmamalıyım ama niye yapabilecekken yapmayayım. Evet, bütün arabalara da kafa attık. Okey. Bu bitti Spider Sense görevimiz bitti. Diğerini de halledelim. 25 kişiyi döveceğiz dedik. Ha okey. Sivili al da şey hastaneye götür diyor. Onu da yaparız. O da yan görevlerden biriydi o da zaten. Ha bu arada combat move'larda şey açmadık ya. Niye şey yapamıyoruz ha? Okey. Yumruk attı diye araba elimizden düştü. Tamam. Ya bu görevler de tam Ultimate Spider-Man görevleri ya böyle saniye içerisinde yetiştir. Yeni oyunda Spider-Man 2 PS5'te bile var ya bu. Bu vazgeçilmez bir Spider-Man görevi anladığım kadarıyla. Bence çok sıkıcı bir şey bu. Kalksın kendi gitsin sanki çok yaralı. Tamam. Evet, diğer yaralılara da dikkatli ol. İki tane daha öyle bulacağız. 10 red puan kazandık. Ya bu arada yani seçimlerde hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Sadece oyunun sonu değişiyor. Bu kadar. Ne bir işte nasıl diyeyim farklı bir şeye götürüyor seni atıyorum. Farklı bir boss'a falan. Öyle bir şey yok. Sadece hani bunu seçtiğinden dolayı olan bir takım şeyler izliyorsun ve oyun aynı devam akıyor. Ya geldim ben buraya da diğerini de yapsak iyiydi. Civilian görevini. Gel dövüşelim diyor. Öğrenmek istiyorsan seni eğitebilirim diyor. Diğer yan görevi bir ara yaparız. Burada bekle lan dedi. Heh, web strike'larımızı öğreneceğiz. En keyifli şeyi bence oyunun ya. Web strike müthiş bir şey buradaki ya. Go for. Hadi bakalım. C. Tam gelmeden önce C ile tekrar şey yapıyoruz. Hoppa bu. Hadi bir daha. Nasıl yapamıyorum ya? Spider-Man'in bu zamana kadar da bunu bilmiyor olması imkansız ya bence. Şu hareketi bilmiyor mudur gerçekten? İşte bu. 5 kere böyle web strike tutturacağız. Önemli olan tam vaktinde atmak bunu. Hadi 2 kere yapabilecek miyiz bakalım bir deneyelim. Heh hadi. Yaptık ve oldu be. Kırık A diyor Shattered Web işte sana web strike yapamayacağını gösterecek diyor. Heh.
Şimdi space'le de bozacağız. Okey. Tam gelmeden bozalım. İşte bu. Bir daha. Şu an atamıyorum web strike mesela. Hoppa, bu. Over counterlayacağız bize. Tam vaktinde yapmamız lazım bu sefer. Bu biraz zor bu arada. Evet. Sana vurmadan sen vur diyor. Bunu, bu biraz zor. Bakalım şimdi. Bloklayacak bile olsa tam vaktinde yapmamız lazım. İşte bu. Okay. You doing good against me. Now go out and show me what you got. Hadi bakalım git göster. Git göster biraz kendini geliştir de bana gel. İşte böyle salak salak yan görevleri var bu oyunun. Bundan nefret ediyorum. Web strike yap gel. Evet, şey olarak arkadaşımız olarak ally olarak Luke Cage'imiz açıldı. Şimdi şeyi açalım dur bakayım ha. Ben bu oyunun bir iki yüzlülüğü daha var. Yeni Spider-Man oyununda bunu çözmüşler. Onu söylemeyeyim artık. Gerçi spoilerlı dedik. Niye söylemeyeyim? Yani şöyle, Peter Parker bir noktaya kadar tabii ki bildiği gibi simbiyot kostümüyle böyle move'lar açıyor. Ardından bir şey oluyor. Yani bu anti-venom kostümü gibi falan filan. Yani bu şimdi bak burada biz Black şeyde buradan kostümle bu hareketleri açacağız. Sonra oyunun bir noktasında tabii ki kostümümüz gideceği için ya da işte bir gitmesini gitmemesini biz seçiyoruz tabii de. Öyle de olabilir ve oyun sana bunu önceden söylemiyor. Bunların hepsi boşa gidebilir abi. Ama ben siyah kostümle oynamaya devam edeceğim için öyle istiyorum yani bu oyunda en azından. Biz buradan devam. Çok güçlü çünkü yani bu kostümlü bütün kombolar müthiş. Batım Van'ın devamını alalım burada. Kaç? 2000'miş kostu. Bu nedir? Q ile aşağı yapıp hemen ardından. Ben blok kullanmam diye düşünüyorum. Bakalım başka açık bir şey var mı? Special attack. E ile bir. Tamam bu iş görür. Metremiz dolunca işte action metre gibi bir şey var. Buna da paramız varsa alalım ya. Okey. Red'de bir şey yapmıyorum şimdilik. Bol bol siyah kullanacağım çünkü. Ama bakarız gene de. Şeyin istiyor, nasıl diyeyim, eksikliğini çok hissettim şu an. Şöyle web zip yapıyor muyuz ya bunda şöyle? Yapıyormuşuz ama gene de ötekindeki gibi değil tabi. O oyundaki web zip müthiş ya. Tam doğru anda eğer tekrar şey yaparsan bir de hızlanıyorsun. Müthiş bir şey. Web strike yapacağız değil mi? 1 2 3 Hoppa 4 5 6 7 Ve tersten bir daha dövelim. 8 Ve 9 Sivil'in görevi yazmıyor sol altta şu an. Abi bunlar niye bağırıp duruyor ya? Sinir oldum ha. Evet bu bitti. Okey. Luke'a dönüp geri dönelim. Şu 25 tane enemies döv diyor. 19 tane almışızdır. Şuradaki görevleri falan hallediverelim ya. En azından. Ya sonra çok birikiyor ama dövdüm dövmedim bilmem ne oluyor. Bir de ne oluyor ya? Başım döndü. Yuh. Nasıl kırdınız lan bacayı? Tamam, 3 tane daha kaldı. Şu anda başka görev gözükmüyor. Ne yapalım? Gideceğiz Luka. Şu örümceklerin de ne işe yaradığını hiç çözemedim çünkü hiçbir zaman tam bulamadım. Hep bir eksik kaldı. Umarım böyle bir işe yarıyordur ya.
Hoppa, işte geldik. İyi gidiyorsun. Şu A işi sana yaradı diyor. Ama seni zaten biliyor olman gerekiyordu bu arada Spider-Man, ama olsun. Hadi biraz daha öğreteyim bir şeyler sana, gel dedi. Bir yere çağırdı bizi. Gidiyoruz şimdi. Ama şu mini görevimizi bir yapalım. Bunlar gene buralarda dövüşüyorlar. Ya iki tane adam sadece birbirlerini sıkıyorlar mı gerçekten şeyde, çatıda? Çok saçma ya. Bilmiyorum, bana çok tuhaf gözüküyor bu. Buna niye bağırıyorsunuz ya? Uyuz oldum. Stark International. Burada bir Iron Man'imiz de mevcutmuş demek ki bu evrende. Tamam. Tag bashing de bitti. 75 enemi geldi. Yani. Yürü baba. Adam nerede be? Bu ha böyle mi koşuyor? E'ye basıncaymış, tamam. Ve kamera arada kafayı yiyor bu arada, benimle alakalı değil. Buradaki bütün kapının önünde duruyorlar. Burası sıkıntılı mahalle diyor. Her birine birbiri ardına vurup sen bu işi çözersin dedi. Okey. Hadi bakalım. Yapabileceğini biliyordum. Bir grup daha var bende bak. Momentumunu kaybetmeden devam et diyor. Ama şey yapmayacağım, şu Spider Sense falan biraz şey yapıyor ya, karıştırıyor. Ben kapatıyorum, gene de açılıyor abi. İyi gidiyoruz. Bu sefer 7 tane mi dedi? Might be the answer to my problems. With all this pressure on the gangs, maybe the good folks around here can take back the streets. We need a more permanent solution. Daha şeyleri, peaceful insanları, daha barışçıl halkımızı sokaklara geri dökebiliriz diyor. Bunlar birbirini öldürmeden nasıl çözeceğiz bu işi? Kime kim ne yaptıysa onlar çok dikkat ediyor. Bunlar kendi şeylerini önemsiyorlar dedi. The Park Avenues are going to try and take out the leader of the Rolling Sevens. Follow the cars on the way to make the hit. Stop them and the Sevens will hold. Birileri birilerini vurmak için şey yapıyorlar diyor. Ne denir? Ambush. Yani pusu kuruyorlar. Senin oradaki arabaları halletmen lazım ki diyor. Bunlar şey olmasın diyor. Bozulmasın tekrar araları diyor. Hah. Geldik şimdi. Bu zaten... Aa bir dakika, şeydeyiz, Red'deyiz. Bu zaten... şey Button One'la devam eden bütün şeyleri birazcık bekleyip vurunca bu oluyormuş, tamam. Yani Button One'lı şeylerin hepsini önce fullleyeceğiz zaten. Grant ataklar harika. Burada biraz daha uzun dönüyoruz, tamam. Bunların hepsini kullanmaya çalışacağız oyun içerisinde. Ben bunu istemiyorum. Yani bilemedim, bunu kullanır mıyım? Air yok mu? Web Strike'lara bakalım. C, Z. Ha, fırlatalım, olur. Olur. İşte bu. Bakmadım bile. Hareket harika. Şu anda paramız bitti. Evet, kaç dakika olmuş? Bence şu görevi de yapsak mı? Hadi yapalım. Bu görevi de yapalım, sonra kapatalım. Bu bölümü sonlandıralım. Zaten şu an ana hikayenin
Herhangi bir şeyini görmedik sayılır. Luke Cage ile kankite olduk sadece bu. Ve bayağı böyle Luke Cage'i, Wolverine'i, atıyorum Moon Knight'ı falan göreceğiz yani. Bunları alıp da baba hero'lardan hiç koymamaları çok ilginç. Lan Wolverine var ya. Koy bakalım, arada bir Stark'ı görelim hakikaten işler çığırından çıkınca. Haklarda falan bir şey oldu herhalde, bilmiyorum. Drive-by yapıyorlar. Bunların benzinliğine. Steven Kick'le ve işte Button One'la şey yapacağız. Tamam, ben Web Strike yapayım ya direkt arabalara. Olmuyor mu öyle? Ya bu çok komik bu arada ya. Arabaya Web Strike yapmak biraz komik gözüküyor. Hani arabada zıplıyorsun böyle, araba bozuluyormuş meğer. Ama şu o anlık böyle şey move'ları falan hafif yavaşlatıyorlar ya. Çok yakışıyor ya şu oyuna gerçekten. Ama benim FPS'im düşüyor tabi. Yakala lan. Yakalayıp diğerine fırlatacaktım aslında arabayı. O benzin istasyonunda canı bayağı azalmış bu arada. Patladı hepsi. İşte bu. Hiç öyle Button One'la Swing Kick yapmak tutturamıyorsun abi. O kadar zor ki bu oyunda, bak şöyle hop. Ama böyle şeyini tutturamıyorsun. Bu gang member'ların da şeylere... Ben patlatabiliyor muyum buraya? Siz de gang member'sınız abi. O yüzden... Bu arabalar sonra bize problem çıkarmasın. Böyle bir şey yok. Ben uyduruyorum. Ya patlamadı. Evet, geldin mi hemen diyor. Wrecking Ball. Senin güzel şeylerinle alakalı düşünüyordum diyor. Single yani tek bir böyle şeyle diyor, tekmeyle bazı toplulukları halledebilirsin, bir deneyelim mi dedi. Biz de tabii dedik. Evet. Ama burada şöyle bir hata var. Şöyle söyleyeyim. Az önceki görevde direkt söyledi Space Kick bilmem ne, Swing Kick diye. Ama burada daha yeni öğretiyor mesela. Bilmiyorum. Sanki bu o sonradan mı olmalıydı o görev acaba? Bilmiyorum, burada iyi olmamış bu. That is working for you, Spidey. Think you can do it again? But of course. Good. I've another bunch of. Bir daha yapabilir misin diyor. Ama bunları da tam tek sıra halinde Luke'un bulması inanılmaz. Hepsi de böyle tam böyle vuruş hizasında duruyorlar. Tam olarak içlerinden geçmek budur. Bunlar daha kalabalık. Hepsini tek de indirebilirsin. Ama iyi odaklan dedi. Biz gene içlerinden geçtik. Nice moves, Spidey. I always strive for efficiency in my superhero-ness. Right. Anyway, take out any group of thugs you find in the same way. Aynı şekilde birilerine vur falan filan diyor. Böyle böyle öğretip öğretip ara görevler verecek bize sürekli, saçma sapan. Öğrendik daha. Hani oyun diyor ki ödev veriyor resmen. Oyna ve yap şunu, öğren sonra diyor. Ha, opsiyonelmiş ama, pardon, tamam, haklarını yemeyelim. Şöyle bir binanın tepesine çıkıp bu bölümü burada bitirelim. Evet. Web of Shadows 1. bölüm bu kadardı. Devam ederiz. Akıyor. Fakir PlayStation 5 Spider-Man 2'si. Teşekkür ediyorum herkeslere. Görüşmek üzere diliyorum. Aboneler olunsun, beğeniler, like'lar basılsın. Ben de kaydı durduruyorum. Hoşça kalın.